Tüm Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası tarafından öldürülmesi birçok ailede tedirginlik yarattı. Özellikle çocuklar da bu durumdan etkilendi. Çocuklar bu tür olayları duyduklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Psikolog ve aile danışmanı İrem Aydın bu konudaki önerilerini paylaştı. Öncelikle çocuklarımıza ölüm kavramını anlatmamız gerekmektedir. Yani bir ölümün olduğunu ve bunun nasıl bir şey olduğunu çocuklarımıza anlatmalıyız. Yoksa biz sakladığımızda dışarıdan duyduklarında anne ölüm ne, ölüm ne demek gibi sorular yönelttiğinde zorlanıp yanlış cevaplar vermek yerine ölüm böyle bir şey, gidecek ve gelmeyecek, biz onu kalbimizde hissedebiliriz ama artık aramızda olmayacak dememiz yeterlidir. Onun dışında onlara güvenli bir ortam sağlamamız gerekmektedir. Çocuk güven duyduğu yerde kendini açar, konuşur, sohbet eder ve duygularını, düşüncelerini paylaşır. Dolayısıyla güven duyduğu yerde mutlu olur. Onun dışında bir de duygularını, düşüncelerini, fikirlerini sürekli aktif bir şekilde sormalıyız. Buradasın ve mutlu musun? Burada olmaktan ne hissediyorsun? Bugün okulda neler yaşadın? Bu sana ne hissettirdi gibi çocuğun duygularını, düşüncelerini paylaşmasını sağlayabiliriz. Peki güvenli ortamı nasıl oluşturabiliriz çocuğa? Güvenli ortamı öncelikle çekirdek ailemizde anne, baba ve çocuk ilişkisini çok güçlü tutmamız gerekiyor. Şimdi veliler de çok tedirgin. Hiç kimse artık bu olaylardan sonra çocuğunu dışarı çıkarmak istemiyor. Yani okula göndermek istemeyen veliler de var. İşte tek başına markete gitmesin, parka gitmesin, bahçeye inmesin, evde dursun diyen veliler de var. Bu durumda velilere tavsiyeler neler olur? Bu durumda bunlardan öncelikle kaçamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde bu çocuk büyüyecek ve bu çocuk büyürken zorluklarla karşılaşacak, kötü insanları tanıyacak, iyi insanları tanıyacak, bir şekilde tecrübe edecek. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Çocuğu fanus içinde büyütemeyeceğiz çünkü. Çocuk düşmesini bilecek ki ileride düştüğünde çok ciddi boyutlarda psikolojik rahatsızlıklar yaşamasın. Dolayısıyla bazı zorluklara onları aslında kendimiz itmemiz gerekiyor. Sosyal çevrelere çıkarmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlarda onlara destek vererek, ellerinden tutarak ben senin yanındayım mesajını vererek hareket etmek çok önemli.